Photoscope ücretsiz bir fotoğraf programı. Bu bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Bilgisayarınıza kurduktan sonra bu fotoğraf işlemcisiyle ekran görüntüsü almaktan, fotoğraf düzenlemeye, kolajdan fotoğraf birleştirmelerine kadar veya fotoğraf düzenlemelerine, dönüştürmelerine kadar her türlü işlemi yapabilirsiniz. Yapmak istediğiniz seçenekler sistemi kurduktan sonra ana sayfası kısmında gözükecektir. Aynı zamanda bunlar üst kısımda da gösterici, düzenleyici, toplu düzenleyici, sayfa, birleştirme, anegif, yazdır ve yardım olarak da üst kısımda yer almakta. Dolayısıyla bu çalışmayı yaparken ister buradan başlayarak giriniz, isterseniz içeri girdikten sonra bu tuşları kullanabilirsiniz. Dolayısıyla çalışmalarımızı biz istediğimiz konuyu tıklayarak başlatabiliriz. Örneğin ekran yakalama diyelim. Ekran yakalamaya tıkladığınız zaman tam ekran, yakalama penceresi ve yakalama bölgesi olarak sizin karşınıza seçenek yapacaktır. Örneğin yakalama penceresi dediğiniz zaman herhangi bir şekilde bir yerden çizebilir ve çizdiğiniz yerin ekran yakalama görüntüsünü rahatlıkla alabilirsiniz. Diğer bir husus yakalamış olduğunuz ekran sizin ana sayfanıza düşecektir. Dolayısıyla yakalamış olduğunuz ekran üzerinde herhangi bir şekilde kırpma veya araçlardan özelliklerini düzenleme, efektler uygulama imkanınız olacaktır. Sayfa bölümüne geldiğimiz zaman örneğin sayfa bölümümüz kolajlarla ilgilidir. Yani sayfa herhangi bir şekilde resim kolajları yapmak istiyorsanız sayfa bölümünden yapabilirsiniz. Bu programın en büyük özelliklerden birisi bilgisayarımızdaki tüm dosyaları karşımızda kullanabilir hale getirmesidir. Dolayısıyla herhangi bir fotoğraf alacağınız zaman almanız gerektiğinde buradan rahatlıkla tıklayarak fotoğraf alabilirsiniz. Örneğin şu anda ben bir klasörüme tıkladım ve fotoğrafı sürükleyerek getirip ilgili yere bırakıyorum. Gördüğünüz gibi burada kolajın usulüne uygun şekilde fotoğrafların çok basit bir şekilde sisteme aktarıldığını görmüş olacaksınız. Getiriyorum ve bırakıyorum sadece. Sürükle ve bırak yöntemiyle. Dolayısıyla bu şekilde tüm fotoğraflarınızı ne yapabilirsiniz? İstediğiniz kolaj türüne dönüştürebilirsiniz. Burada sağ kısımda kolajın her türlü çeşidi karşınıza çıkacaktır. Yani çoklu kolaj veya istediğiniz resme kadar oldukça 20 resme kadar destekliyor gördüğüm kadarıyla. Farklı tasarımları buradan istediğiniz gibi seçebilirsiniz. O seçimi uygulatabilirsiniz. Örneğin şu seçimi yapalım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 4, 6, 7, 8 adet fotoğrafı farklı farklı tasarımlarla birleştirme şansınız var. Dediğimiz gibi herhangi bir şekilde bu alana bir fotoğraf eklemek için yapmanız gereken ister üzerine tıklayarak bir fotoğraf seçin, isterseniz sol tarafta bilgisayarınızdaki tüm klasörler gözükeceği için o klasörlerin üzerine tıklayarak oradaki bir fotoğraflara bu kısma aktarıp buradan sürükleyerek bırakmak. Bu tamamen size kalmış durumda. Aynı şekilde kolaj yaptığınız sayfada, diyelim ki resmi ekleyelim. Evet, kolaj yaptığınız sayfada sayfayla ilgili ölçülerini, yani kolaj alan ölçülerini vesaire buradan büyütebilir, küçültebilir. Şu anda küçülttük yani arkadaşlar. Daraltabilir. Arka plan çerçevesini buradan renklendirebilir. Veya işte filtre uygulamak istiyorsanız, örneğin eskitme uygulamak istiyoruz, uygulayabilirsiniz. Çalışma alanımız merkezde olduğu için bu merkezde gördüğünüz her şeyle ilgili çalışmalar sağ kısımda yer alacaktır. Dolayısıyla çalışmaları bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer bir husus birleştirme hususu. Birleştirme nedir? Birleştirme birden fazla fotoğrafı tek bir fotoğraf haline getirmektir. Bunun için de yine sağ kısımdan ekle tuşuna tıklayarak isterseniz veya buradan şey yapabilirsiniz. Bir fotoğraf ekle diyorsunuz. Örneğin diyelim ki arabayı ekledim. Şimdi arabamın resmi buraya gelecek. Ben bunu görüntüsünü küçültmek zorundayım. Hepsini görmeniz için. Sayfayı şu anda küçültüyorum ki rahat görebilin diye. Bir araba resmi ekledim. Bunun yanına birkaç tane daha eklemek istiyorum örneğin.
2 tane daha araba, 3 tane daha araba fotoğrafı seçtim ve ekliyorum. Bakın şimdi yanlarına gelecekler. Evet, gördüğümüz gibi fotoğraflar yan yana geldi. Şimdi ben bunlar hepsini tek bir fotoğraf olarak kaydetme imkanım var. Dolayısıyla kaydet dediğim zaman, bu şekilde kaydet dediğim zaman kaydedilecek yeri nereye kaydetmem gerektiğini bana söylüyor. Örneğin ben desktop'a, yani masaüstüne kaydedeyim. Buna 11 ismi vereyim rahat bulunması için. Kaydettiğim. Şimdi gördüğünüz gibi kalite oranının ne kadar olacağını buradan belirtiyor. Fazla oynamanıza gerek yok. Zaten kendi kalite oranını otomatikman veriyor. Tamam demeniz yeterlidir. Şimdi sayfayı aşağı indirerek indirmiş olduğum 11 dosyasına bakalım. Burada bakın 11 dosyası. Şu anda bilgisayarımı açıyorum. 4 tane fotoğrafın birbiriyle birleşmiş hali rahatlıkla görülebilecektir artık. Dolayısıyla da sizler de istediğiniz fotoğrafı istediğiniz şekilde bir araya getirerek birleştirme imkanına sahipsiniz. Yani farklı programlar kullanmanıza gerek yok. Gördüğümüz gibi fotoğraflarımız dördü de tek bir fotoğraf haline geldi. Özellikle düğün fotoğrafları veya öğrencilerle ilgili çalışmalar, proje çalışmalarında bu tür uygulama çok ihtiyaç duyduğunuz bir uygulama olduğu için özellikle göstermek istedim. Gösterici kısmı arkadaşlar, burada bulunan, klasörde bulunan fotoğrafları görmemiz açısından iş görecek. Örneğin diyelim ki yine araba dosyasını açtım, tıkladığım zaman bu araba resimleri karşıma çıkacak. Buradan herhangi bir resmin üzerine tıklayarak o resmi büyük olarak görüntüleme şansım var. Gösterici bu şekilde işlem görüyor. Büyütme küçültme tuşlarını aşağıdan yazdırabilirsiniz. Direkt bilgisayar yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Düzenleyici kısmı eklediğimiz bir fotoğrafla ilgili düzenleme yapmamızı imkan veriyor. İşte ekranda kırmızı göz, efendime söyleyeyim, düzeltmeler, mozaiklemeler. Örneğin mozaike tıkladık. Orta ve yüksek oranda mozaik yapmak istiyoruz. Burada istediğimiz alanı seçtikten sonra o alanın rahatlıkla kapandığını görebilirsiniz. Örneğin gördüğünüz gibi şu anda rakamların görünmesini istemiyorum. Ve ne yaptım? O kısmı olduğu gibi mozaikledim. Efekt buruş kısmı da yine bulanıklaştırma düşük, yüksek, ortak olarak istediğiniz gibi uygulanabilir. Buradan yine efekt buruş kısmından örneğin yine mozaik seçtiğiniz zaman bir fırça darbesiyle istediğiniz alanları rahatlıkla kapatma şansına sahipsiniz. Bu da size fotoğraflarda istediğiniz alanları istediğiniz şekilde düzenleme imkanı verecektir. Çalışmalarınızda bunu kullanabilirsiniz rahatlıkla. Toplu düzenleyici kısmı arkadaşlar, burada fotoğraflarımızı ekledikten sonra örneğin buradan bir fotoğraf ekleyelim. Yine arabayı seçelim. Hazır onu seçmeye başladık. Arabayı seçelim. Toplu düzenleyici kısmında şunu biraz örneğin bu resmimizle ilgili orijinal boyutunu yüksekliği ayarla, genişliği ayarla kısmından düşürebiliriz. Örneğin genişliği ayarla diyorum. Uzunluğunu işte 400'den veya aşağı doğru ekleyebiliyorum. Küçültebiliyorum. Buradaki ayarları örneğin 200'e düşürüyorum. Genişliği ona göre ayarlanacaktır. Buradan her türlü yatay veya dikey büyütmelerini sağlayabilirsiniz. Eğer bir çerçeve oluşturmak istiyorsanız buna çerçeve oluşturma işlemlerini buradan çerçeve kısmından yapabilirsiniz. İstediğiniz bir sürü çerçeve örneği sizlere sunmaktadır. Dolayısıyla örneğin süslü bir çerçeve koyalım. Daha dikkatli gözüksün. Gördüğünüz gibi fotoğrafımıza çerçeve uygulama şansımız var. Buraya eklediğimiz dediğiniz gibi her türlü fotoğraf arkadaşlar sağ taraftaki kısımlardan Türkçe olduğu için rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Uygulayabilirsiniz. Dönüştürme işi ise geçerli fotoğrafı dönüştür dediğiniz zaman örneğin farklı bir isimle kaydedelim. İşte ismini yazacağız, dosya ismini, boyutunu belirleyeceğiz, kalitesini belirleyeceğiz ve bunun değiştirmek istediğimizin kaydedilecek yere kadar buradan rahatlıkla ne yapabiliriz? Belirleyerek onun farklı bir şekilde kaydedilmesini sağlayabiliyoruz. İptal diyelim şu anda. AnyGIF kısmı sevgili arkadaşlar. AnyGIF kısmında GIF oluşturma. Buraya örneğin bir veya birkaç fotoğraf ekleyebiliriz. Diyelim ki 4 tane fotoğraf ekleyelim. Açtık. Yüklenmesini bekliyoruz. Evet. AnyGIF kısmı eklediğimiz fotoğrafları gördüğünüz gibi GIF formatı haline getirir. Yani hareketli hale getirir.
Böylelikle hiç uğraşmadan fotoğraflarınızı bir slide görüntüsü haline getirebilirsiniz. Yine bu alanda fotoğraf boyutlarını buradan düzeltebilir, küçültebilir, büyütebilir. Arka plan rengini örneğin diyelim ki yeşil yapalım. Gerçi şu anda resimler olduğu için arka plan zaten gözükmüyor. Dolayısıyla arka planı göremeyeceksiniz. Ama beyaz bir sayfaya ortalama bir fotoğraf korsanız, ortalamış bir fotoğraf korsanız onun geri kalan kısmı belirlediğiniz renkte oluşacaktır. Bunların sayfaya uzatılması, kağıdın dolu olarak gösterilmesi, resim olarak gösterilmesi de bu şekilde belirlenebilir. Fotoğraf hizalama, işte sola, sağa, üste, bu tabi seçtiğiniz fotoğraflarla alakalı. İstediğiniz gibi buradan belirleyebiliyorsunuz. Bütün çalışmanızı diyelim ki hani GIF olarak, yani GIF formatında kaydetmek istiyorsanız sadece buraya tıklayıp kaydet demeniz yeterli. Tabii ki bunun için zaman alacaktır. Devam edeyim mi falan diyor. Ben şu an iptal diyorum. Dolayısıyla çalışmamızı bu şekilde yürütebiliyoruz. Programın ücretsiz olması Photoscape'in gerçekten büyük bir avantajı. Aynı zamanda fotoğraflarınız üzerinde örneğin düzenleyiciye tıkladığımız zaman herhangi bir fotoğrafın üzerinde kırpma veya düzenlemeler, işte görüntülere engellemeler, blurlamalar yapabilmesi sizi daha kolay çalışmaya sevk edecektir. Böylelikle birkaç fazla farklı program kullanmadan tüm çalışmalarınızı rahatlıkla bu program üzerinden yapabilirsiniz.